Anlık olarak şu anda short pozisyonu 97 bin dolar, long pozisyonu ise 63 bin dolar. Totalde 155 bin dolarlık bir kârdayız arkadaşlar. Selamlar güzel dostlarım, nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bugün sizlere 4 saatlik işlemlerde nasıl bir pozisyon açmalıyız? Bunlardan bahsedeceğim. Bu 4 saatlik işlemleri nerelerden bulabilir miyiz? Artı 200'lük kazançları nasıl yapabiliriz arkadaşlar? Çok basit bir yöntemi var. Hatta sizlere şöyle dün VIP'de paylaştığım işlemi göstereyim arkadaşlar. Stop olduk mu? Birkaç tane işlemde stop olduk. Onlara geçtim. Mesela Astra Long demişiz arkadaşlar. Tam %200'lük bir kazanç sağlamışız. Şimdi Astra'ya geldiğimizde bakıyorsunuz şöyle 4 saatlik grafiğe. Wow, iyi yükselmiş diyorsun. Bu hala devam edebilir gibi geliyor. Ama sizlere bir site önereceğim arkadaşlar. Bu siteye muhakkak ara ara girip bakın. Gerçekten yüksek kazançlı işlemler sizlere bırakıyor. CryptoWaves diye bir yerdesi arkadaşlar. Zaten bunu ben akademide vesaire her yerde söylüyorum. CryptoWaves arkadaşlar 4 saatlik RSI bakıyor arkadaşlar. Çok yoğun olduğu bölgelerde long short pozisyonları bize veriyor. Şimdi mesela Astra'ya baktığımızda güzel bir inmeyle yukarı doğru çıkmış arkadaşlar. %200'lük bir kazanç sağlamışız. Bir de alt tarafta PEX var. Şimdi demek istiyor ki burada Astra 4 saatlik de yükselişi çok güzel tamamlamış diyor. Ama şöyle bakıyoruz arkadaşlar. Biraz da analiz yapalım. Bakın. MACD en yukarıda. Bollinger Band'ı en yukarıda. RSI en yukarıda. CCI en yukarıda. Stock RSI en yukarıda. Neredeyse R3'e temas etmiş arkadaşlar. Hani şuradan bir short pozisyonu verseniz. Şöyle bakalım. R3'e geldiğinizde kaç oluyor? %2,44. Yani R3'e gelme olasılığı var. Aslında her tarafta günlüğe bakalım. Bir de günlükte de tamamlamış zaten. R2'ye temas etmiş ve düşmeye başlamış. Hani günlüğe baktığımızda da tamamlanmış gibi gözüküyor arkadaşlar. Ama çok küçük bir ihtimalle. Hani şu R2 kaç? 61-50 olasılığı arkadaşlar bir test edilme olasılığı var. Bak 65-50'yi 61-50'yi bir test etme olasılığı var. Şimdi şöyle bir 4 saatliğe baktık. Bakın R3'e temas edememiş 61-79 mesela. Yani oraya bir temas edememiş. Ben o zaman şunun bir tık üstüne yaparım arkadaşlar. Yani şuradan bir işlem açsak kademeli olarak pivot noktasına kadar geri düşse bu da %13'lük bir kar oranı yapmakta arkadaşlar. Hani ben şu anda bu işlemi 20x ile bu işleme girersem atıyorum benim param şu anda 30-20 dolar arkadaşlar. 5 dolarlık işlem açıyorum. Çapraz bir işlem açıyorum arkadaşlar. Ve kaçtan açıyorum? 60-27'den. Daha şu anda piyasadan da girebilirim. Önemli değil. Neredeyse aynı yerde. Şöyle bir 5 dolarlık işlem açtım arkadaşlar. Mesela yani şu anda 60-13'ten piyasadan girdi. Maksimum düşeceği yerde hani şu anlık olarak 51-93. Bak 0,0 51-93. %272'lik bir kar oranı yapıyor arkadaşlar. Şimdi dostlarım bakın 4 saatlik grafikte bu çok güzel bir ilerleme devam ediyor mesela. Ama ne dedim sizlere? R3'ü tekrardan bir test etme olasılığı var. Neden? Günlük grafiğe baktığımızda bakın günlük grafiğe baktığımızda R2'ye temas etmiş. R3'e temas etmesi çok zor. Hiç geçmişlerde R3'e temas etmiş şöyle bir bakalım. Hayır, günlükte hiçbir zaman R3'e temas etmemiş. R2'ye bile temas etmemiş arkadaşlar. Temas etmediği noktalar olmuş. Bakın farkındaysanız ama R3'e hiçbir zaman temas etmemiş. O zaman bu ne demektir arkadaşlar? Buradan bir düşme yaşayabiliriz. Bunun %2 200 değil yani illa %200'de bir kar alacaksınız diye bir şey yok arkadaşlar. Baktınız gördünüz R1'e kadar düştü. R1'i kıramıyor. Bakın R1'i kıramıyor. R1 neresi? 55-69. Hemen şuraya gelin. 55-69. %147 yani %100 karlar bile yeterli olacaktır arkadaşlar zaten bizler açımızdan. Şimdi mesela sen buraya 100 dolarlık bir işlem attın. Kaldırıcı 10x yaptın. Buraya kadar düştü. %150 değil %170 yani %75 kazanmış olursun. 100 dolarda 75 dolar günlük bir karın olur. Burasını günlük olarak takip edin arkadaşlar. Mesela PASK. PASK var mı bakalım hemen bir. PASK yok mesela burada. O sorun değil. Bu işlem hacimlerinde de arkadaşlar neler kazanabilirsiniz? Onlardan bahsedeceğim sizlere. Bizim Crypto Levent olarak arkadaşlar bir etkinliğimiz başladı. Bu etkinlikte de sizlere Bitget üzerinden tablet, iPhone ve güzel hediyeler dağıtmaya devam ediyoruz. Hemen şöyle bir etkinliğimizi de göstereyim. Ha, nerede bu? Nerede bu? Nerede bu? Geçtik herhalde. Burada bir yerde olması lazım bu ya. Heh, burada arkadaşlar. Mesela git. Mesela sizlere tablet, Apple, laptop
iPhone 14 Pro Max mi öyle bir şey, tabletler, BGV'ler, AirPods'lar vesaire vesaire para ödülleri dağıtıyoruz arkadaşlar. Lütfen buraya gelerek inceleyebilirsiniz. Hacimlerle kazanabilirsiniz. Hacim nasıl yapılır? Aha da bu şekilde hacim yapabilirsiniz arkadaşlar. Hiç problem değil. Burası da benim CopyTrade adresim arkadaşlar. Buraya da bakabilirsiniz. Şu anda 188.13 ile gidiyoruz. Gördüğünüz gibi karlarımız devam etmekte. Şu anda CopyTrade'de birkaç tane işlemimiz var arkadaşlar. 9 tane işlemimiz var. 1, 2, 3, 6 tanesi zarardan. Zararda dediklerimiz de %10 onda arkadaşlar, bilginiz olsun. Hani olabildiğince elimizden güzel güzel kârlar çıkartmaya çalışıyoruz. Bir yenileyelim sayfayı da. Bakalım arkadaşlarımız neler yapmış. Takip edin. Abi bu bir dakika şey oldu. Ha, öbürüne geçti ben. Yani hesaba geçtim çünkü. Bunu bekleteceğim arkadaşlar. Bakın saat şu anda 10'u 10 geçmekte arkadaşlar. Bakalım işlemimiz nasıl gidecek? Tekrardan reach'e dokunacak mıyız? Buna bir bakacağız. Maksimum çıkacağı noktada arkadaşlar gene bunun yarısı kadar olsa 60-98 gibi görebilir. Bakalım bir neler olacak? Saat 10-10. Yani 1 gibi gelsem büyük ihtimalle işlemlerim güzel yerlerde olabilir. Bakacağız, bakacağız. Bir bakalım arkadaşlar. Bu biraz iki parçalı bir video olacak. Devam edelim. Sabah başladığımız video şu anda saat 7'yi 11 geçmekte, yani 19.11 oldu arkadaşlar. 7 saatlik bir süre geçti. Bu 7 saatlik sürede stop olmadık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi %78'lik bir kar oranıyla devam etmekteyiz. %78'lik güzel bir kar oranıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Yani demek oluyor ki bu işlemler geliyor. Bakın sizlere bir işlem verdim saat 10.10'da. Tam saat 10'a 10 geçe yani. Şu anda saat 7.12 geçiyor. 7 diyelim arkadaşlar, fark etmez. 7 saatte işlemimiz geldi. Karımız %100, yani %78 arkadaşlar. Güzel bir kar oranı yaptık. Yani artık daha diyecek bir şey yok. Yani artık ben para kazanamıyorum, İşte işlemleri olmuyor gibi gibi diyen arkadaşlar da buralardan bence gene güzel bir paralar kazanabilirler. Bu siteyi takip etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani siteyi takip etmeyin, size kalmış bir şey. Hani buralara bakarsanız kafi. Bizim işlemimiz nedir? ASTR. Hemen şuradan bir ASTR'yi bulalım, ASTR. Bakın gördüğünüz gibi strong'a düşmüş arkadaşlar. Hani biraz daha düşme potansiyeli var, ondan sonra durulabilir, bilginiz olsun. Hani artık kar da alınabilir aslında. Burası da Twitter hesabım. Twitter nereden çıktı lan? TikTok hesabı açtım. 20 tane 15 binlik hesabım kapandı arkadaşlar. Tekrardan bir TikTok hesabı açtım. Ona da ulaşabilirsiniz. Gördüğünüz gibi güzel gittik. 4 saatlik grafiğe bakarsanız da zaten şu iki fitil, hani şu bizim son fitildi arkadaşlar. Hani burada zaten işlemi açmıştık. Burada işlem açtık. İşlem açtığımız gibi nasıl bir düşüş yaşadığımızı sizler de görebiliyorsunuz. Stop olduk mu? Hayır, stop olmadık. Hatta R3'e kadar çıkamadı bile arkadaşlar. Ne demiştik? Belki R3'ü tekrardan test edebilir. Günlükte, çünkü R2 tamamlanmış ama R3'e gelememiş. Bu da ne demek oluyor ki? Yani biraz daha yükselme potansiyeli var demiştik. Ama ben riske atmıyorum ve giriyorum dedim işlemi. Girdim ve güzel bir gene karla devam ettiriyoruz arkadaşlar. Şimdi ne yapabilirsiniz? Kar stop atabilirsiniz arkadaşlar. 0.51.93'ü beklemeyebilirsiniz, belki size kalmış bir şey. Hani maksimum düşeceği nokta R1 dersek, R1'de 55.69 noktası olur. Burası da gene güzel bir nokta. 55.69 daha iyi bence. Dur bakayım. 55, 55, 60 miktarın %1'i kadar bir kar alım arkadaşlar. Tamam. İkinci bir kar alım noktası da koydum ben. Bir ufak bir miktar alacak arkadaşlar, oradan da bilginiz olsun. Daha ne olsun yani? Daha ne olsun arkadaşlar? Size bırakıyorum. Ya zaten fark etmişsiniz, tipim falan böyle düzeldi. Kıyafetler değişti tabii ki. Spora gittik falan filan, biraz eğlendik, dolaştık, geldik ve işlemimiz %75, %80'lik bir karla kapatabilirsiniz şu anda. Bu size kalmış bir şey. Hani bu işlemleri muhakkak takip edin arkadaşlar. Günde birkaç kere en azından iş molalarına girip bakın, stoplu devam edin arkadaşlar. Devamlı bakamıyorsanız da hani bu işlemlere bakmanız iyi olur sizler açısından da. Gördüğünüz gibi güzel gene %80'lerde bir kar aldık. Anlamadığınız bir noktada varsa lütfen yorum kısmına yazın arkadaşlar. Bu kadar. Sizlere bu kadar emek vererek bir şeyler anlatıyoruz arkadaşlar. Sizlerin de yapmanız gereken sadece videoyu beğenerek yorum atarsanız bana çok destekçi olmuş olursunuz. Ayrıyeten de Bitget üzerinden açarsanız, alttaki kayıt referans linkinden kaydolup Bitget üzerinden de işlem açarsanız bana gene destek olmuş olursunuz arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Allah'a emanet olun. Bay bay. Sizleri çok ama çok seviyorum.